Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %90 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. LGS'ye son 16 gün, kesin yapmanız gereken 5 önemli tavsiyede bulunacağım arkadaşlar. Dikkatle dinleyin. Öğrencilerimizden Ulaş Dağhan ve Çınar istemiş ki hocam son 15-16 gün neler yapmalıyız, bizlere tavsiye verir misiniz demiş. Birinci tavsiyemize başlıyoruz arkadaşlar. Yapmanız gereken kalan sürenizi planlamak. Yani bir to-do list yapıyorsunuz. Diyelim ki İngilizce'de eksik olan kelimeleriniz varsa o kelime karttan hazırlıyorsunuz ve cebinize koyuyorsunuz. Geri sayım denemelerinden çözmeniz gerekiyorsa onlarla alakalı eksik denemeleriniz varsa onları çözüyorsunuz. 2023 örnek soruları çözmediyseniz, yani sadece birkaç tane derse baktım diyorsanız onları yazıyorsunuz. İşte son tekrar setini bitirmek istiyorum diyorsanız onu yazıyorsunuz. Eski hataları kontrol... Bunlar yapmanız gerekenleri bir listeliyorsunuz. Yani ben son 15 gün şunları yaparım. Okulun denemelerine girerim. Şu kitapçığı bitiririm. Şu soru bankasını bitiririm diye yazdım. Yazdınız mı? Yazdınız. Bu bir. Ardından her sabah aynı saatte kalkıp deneme çözüp hatalarınızı görüyorsunuz. Yani çözmeniz gereken denemeleri belirlediniz. Diyelim ki geri sayım denemelerini çözeceğim dediniz. Veyahut da doz denemelerini çözeceğim. Neyse artık. Denemeleri belirledikten sonra her sabah aynı saatte kalkıp deneme çözüyorsunuz. Sonrasında hatalarınızı görüyorsunuz. Sabah, öğle, akşam çözeceğiniz saatler belirli olması lazım. Yani aynı saat kelimesi çok çok önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü ya bazen 11'de oturuyorum, bazen 3'te oturuyorum, bazen 7'de oturuyorum. Bu olmaz. Diyeceksin kardeşim ben sabah 9.30'la 11.30 arası veya 12 arası benim deneme saatim. Çünkü niye? Gerçek LGS de sabah 9.30'da başlıyor. O zaman gerçek LGS 9.30'da başlıyorsa senin en geç 9.30'da derse oturmuş olman lazım bu son 15 günde. Ve sonrası öğle tatilinden sonra buraya bir ara verebilirsin. Bu aradan sonra yeniden saat 1'de oturacağım. 2'de oturacağım, 3'de oturacağım. Neyse artık saatinizi belirleyeceksiniz. Ve her gün aynı saatlerde derse oturduğunuza emin olun vücudunuzun kimyası buna alışacak. Ve gerçek LGS'de süper bir başarı elde edeceksiniz. Üçüncüsü, ekran bağımlılığımızı azaltıyoruz arkadaşlar. Çünkü şu anda televizyon ve telefon ekranlarında gördüğünüz dopamin salgılayan şeylerin her biri sınavda bazı sorularda dikkatsizlik yapmanıza sebebiyet verecek. O yüzden artık olabildiğince bu ekrandan uzak durun. Hatta Steve Jobs'ın esprili bir sözünü yazdık size. Sınava hazırlanan akıllı insanlar akılsız telefon kullanır. Gerçekten de sınava doğru eğer illa bir iletişim sorunu yaşayacaksanız, illa telefon gerekiyorsa akılsız telefonlarla iletişim kurun. Çünkü akıllı telefonlarda sizi oyalayan birçok oyun, birçok sosyal mecra var. Ve bunlar emin olun 4-5 soruya dikkat hatası yapmanıza sebebiyet verebilir. O yüzden bunları bu aralar kapatın tamamen. Dördüncüsü, umutsuzluk aşılayan, moral bozan tiplerden uzak duruyorsunuz arkadaşlar. İzinsiz girilmez, benim zihnime giremezsin, benim odama giremezsin, benim dünyama giremezsin. Ya yapamayacaksın, LGS zor olacak, bu sene zor olacak diyor, ikinci dönemde varmış falan. Böyle umutsuzluk aşılıyor, geç onlardan kaçın. Moral bozan tipler, bunlar yakın akrabanız da olabilir. Onlardan da uzak duruyorsunuz, diyorsunuz ki benden uzak ol, Allah'a yakın ol. Ben şu anda LGS'ye odaklandım, bu son 15 gün benim dikkatimi dağıtma diyorsunuz. Beşincisi ve en önemlisi, uyku ve beslenmenize dikkat ediyorsunuz. Çünkü sınav, biliyorsunuz ki az önce de söylediğim gibi 2 Haziran pazar saat 9.30'da. O yüzden zihninizi erken kalkmaya alıştırmanız lazım. Uyku düzeninizi bozmamanız lazım. Hocam ben geceleri çok iyi çalışıyorum diyorsanız sıkıntı yok. Tamam, o zaman çalışmaya devam edin. Ama sabahleyin erken kalkmaya vücudunuzun kimyasının, yani bedeninizin alışması gerekiyor. Beslenme de önemli. Zararlı yiyeceklerden uzak durup beynimizi daha çok çalıştıran ceviz gibi, fındık gibi, balık gibi, buna benzer değerli şeyleri yemeye dikkat edelim arkadaşlar. 2 Haziran pazar günü efsanenizi yazacaksınız. Sınava kadar sıkı sıkıya çalışmaya devam edin. Ve bu 15 gün içerisinde en önemlisini tekrar söylüyorum. Ekrandan ve moral bozan tiplerden uzak durun. Hadi bakalım, ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize başarı yolculuğunuza kolay gelsin.